Merhaba arkadaşlar. Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım ve izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız neler söyleyecek bize. Hep beraber dinleyelim arkadaşlar. Öncelikle aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Selam bekliyorsunuz benden. Kucak dolusu selamlar, sevgiler herkese. Nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruluyor. 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden bana ulaşım sağlamanız mümkün arkadaşlar. Şimdi ben fincanımı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarım için herkesin gönüllerinden geçirdiği ne varsa gerçekleşsin inşallah diyorum. Ve bu şekilde tam da bakın şu kısmı ile alakalı yorum yapacaktım çevirip. Sıkıntılar da zaten şuradan geçiverdi, vesvese ettiğiniz bir şeyle alakalı ciddi bir rahatlama yaşayacaksınız arkadaşlar diyor idim ki net bir şekilde evet geçmişte yollar var. Vesveseli süreç söz konusu. Bakalım neler söylüyor. Burada da C ve G harfi varmış gibi. Şimdi sizlere göstererek yorumlamaya başlıyorum arkadaşlar. Şöyle ki ben bir fincanın geçmiş enerjisi varsa mutlaka dile getiren bir yorumcuyum arkadaşlar. Bakalım ya biz yapan şey yaşadıklarımızdır. Neler olmuş diyebileceğim bir bakış açısı açıkçası geçmişi görmek. Şimdi şöyle söyleyebiliriz. Siz bir yere gidiyorsunuz. Arkanızdan birisi ciddi oranda tutuyor. Gitmenizi göndermek istemiyor bu insan. Yani hem seni rahatsız ve mutsuz ederim hem de seni göndermem. Ve bir anahtar söz konusu. Yani hem sana ev almam ama ev istiyorsan hem de evi vermem ya da ama seni de salmam. Yani böylesi bir insanın sizi ayaklarınızdan tuttuğunu görüyorum. Yani bunun için ciddi anlamda inişli çıkışlı. Bakın burada bir ilişki var yani. O kadar küslü barışlı, kavgalı kıyametli barışlı, küs ayrıl, ayrıl barış. Böyle bir enerji var burada. Birden fazla kez konuşuluyor. Ve ortada bir ev anahtarı çıkmış. Yani evlilikle alakalı yaşanılan bir sıkıntı mümkün. İlişkiniz evliliğe gidecekse bu ilişkide sıkıntı yaşamanız olmanız mümkün. Ya da bir ilişki ciddi anlamda iniş çıkış, iniş çıkış, iniş çıkış yani çok fazla. Şimdi böyle bir süreciniz var. Bunun dışında evet bir karışıklığınız var burada. Bir 3 rakamı var. 3 hafta önceniz diyebileceğim kadar öncesi. Yani ne diyelim ona biz? Haziran'ın 23'üymüş gibi sanki hani. Bir üçlü rakam var. 2 kişi karşılıklı konuşuyorsunuz. Sizin kararınız net bir şekilde gelecekte bunu yaşamamak. Güzel fırsatlarda çıkıyor aslında. Yani siz ayrılacağız deseniz de bir türlü ayrılamamışsınız. Ayrılmayacağız deyince de bir şeyler değişmediğini görünce yine başa sarılıyor gibi duruyor burada. Şimdi burada bir vesvese durumunuz var arkadaşlar. Şöyle ne diyelim ona. Evet yani bir tane masadasınız. 1, 2, 3, 4 kişi konuşuyor. Siz de tam bu 4 kişinin karşısındasınız. Kendinizi bu 4 kişiye anlatmaya çalıştığınız bir bugününüz var. Yani kafanız zaten yeteri kadar karışıkken bir de karşınızdaki o 4 kişiye oturup izah ediyorsunuz bazı şeyleri. Sadece göz yine çıkmış. Bu gözde görmen gerekeni gör gözü. Yani öyle olaylara bir de geniş çaplı bak diyor yani bu fal size. Bugün yaşadığınız sıkıntınız her neyse. Ve bu 4 tane kişi masada otururken çıkmış arkadaşlar. Onlara derdinizi anlattığınız konunuz her neyse. Görmen gerekeni görürsen çok daha rahatlarsın aslında durumu var. Şöyle bir 5-10 günlük bir süreciniz kalmış arkadaşlar. Bu adam aslında bu kadına aşık. Aslında bu kadın da bu adamı istiyor. Yani istemedikleri bir ikilem şuradan kaynaklanıyor gibi. Yani ikisi de haklı. Ama birbirlerini yanlış da yerler. Şöyle arkadaşlar. Şimdi haklı oldukları konular var. Ama ikisi de haklı olduğu noktaların haksızken savunduklarından haklıyken haksız yere düşüyorlar. Şimdi bakıyorum iki taraf da birbirine bağlı gibi. Hani kadın da erkeği bırakmak isteniyor ki burada. Sadece erkeğin nazı niyazı ya da tekrarı ısrarı yok yani. O yüzden bu çift birbirlerini seven bir çift gibi. Şimdi sizin söz nişan evrenizde ailesel yaşadıklarınız sıkıntılar mıdır bilemedim ama Hani böyle bayağı bir mücadele dolu, ilişkiniz için mücadele verdiğinizi görüyorum burada. Hani keyifler yerinde gibi sanki, para pul neyse işte hali, vakti, keyfi yerinde bir siz varsınız. Amma ve lakin karı koca ya da iki sevgili ısrarla kavga dövüş ya da işte birbirlerini seven ama ayrılmakta istemeyen bir kişiler söz konusu. Edirne'nin neyse Ç var bir de. İki kişi. Edirne'nin neyse Ç. Çanakkale'nin Ç'si diyeyim. Bu iki kişi karşılıklı konuşuyor. Şu Ağustos'un 5'inden 10'undan sonra çok ciddi bir rahatlığınız söz konusu. Sadece konuşmalar var şurada. Hani baktığım zaman 4 kişiye kendinizi izah ediyorsunuz. Sonra E ve Ç harflerindeki bir iki kişiyle bir konuşmaya da bu sizde vardır tabi bilemedim. İki kişi sakince konuşuyor, bir şeyler bıçak gibi kesiyor. Yani sıkıntınız neyse bıçak gibi keser. Sanki derdiniz tasanız neyse bıçak gibi. Bir haber sonrasında bir hani kavga gürültü de gitmiyor. Yani ya bu konuşmalar işe yarayacak, sonrasında artık ilişkinize devam edeceksiniz. Çünkü Ağustos ayının 5'i ve 10'u gibi diyebileceğim bir süreç sonrasında. İnanılmaz, Eylül'ün sonuna kadar tertemiz. Şuradaki ferahlığa bakın. Güzel, keyif yerinde. İşte gitmeniz gereken yerlere gidip almanız gereken şeyleri alıp gayet böyle şurada güzel güzel haberleriniz var. İş çok aydınlık bir siz görüyorum. Güzel gelişmeleriniz var. Şöyle bir özellikle Eylül ayının sonuna doğru parasal bir mevzuyu gündeme gelecek olduğunu görüyorum. Sadece çok inatçı olduğunuzu görüyorum. Yani falınız o kadar az ve öz ki gerçekten. Güzel başlangıçlarınız var. Yani şurada boş boş konuşuyorlar mı demeyin. Bir dinleyin. Güzel bir fırsat orada yakalanıyor. Benim gördüğüm sıkıntınız her neyse bıçak gibi kesiyor. Çünkü Ağustos ayının Eylül'e kadar belki de çok net bir şekilde ferah geçirdiğinizi söyleyebilirim. Güzel gelişmeleriniz var. Bazen kendiniz böyle kısıtlandırılmış ama gönüllü esaret, öyle söyleyeyim. Hak yerine bulur, haksızlık artık biter diyebileceğim bir enerji almaktayım. Ta Eylül'ün sonunda da bir dikdörtgen gibi duran bir tarla, arsa, bir işte hani parasal mevzu uzamış, geçmişten gelen diyeyim, dikdörtgen demeyeyim, şekil dedi, tam olarak dikdörtgen gördüğüm için de söylemedim. Yani böyle bir tarla, arsa mevzularınızın gündeme geldiğini, bunu yapabilecek güce sahip olduğunuzu, hatta da kafanıza yani inadınız çıkmış, öyle söyleyeyim. Dudakları incecik, çenesi çıkık bir insanla karşılıklısınız. Yükü artık arkada bırakmışsınız. Özellikle Eylül'ün sonuna doğru çok daha rahat, ferah diyebileceğim bir süreç var. Öyle söyleyeyim. Yani parasal bir durumu Eylül'de yaşadığınızı, sonrasında çıkık çeneli böyle güzel yüzlü bir kişiyle karşılıklı olduğunuzu görmekteyim açıkçası. Hani Ağustos çok ferah ya. Çok ferah gerçekten. Şimdi güzel bir fal enerjisi var. Geçmişte bırakılmış mücadele şekilleriniz var. Partner ya da evlilik, ilişki ya da tabii ki de şimdi ben bunu sanki karı kocaymış gibi değerlendirdim. Sürekli de sevgiliymiş gibi değerlendirdim ama bu şey de olabilir tabii. Hiç böyle değerlendirmedim. Kolektife baktığım için arkadaşlar, sizler hayatınıza göre değerlendireceksiniz. Sınıf arkadaşınızdır, öğretmen arkadaşınızdır. Belki de ticaret yaptığınız kişi, bilemedim. Ama bir inişli bir çıkışlı sürekli yani. Onu biliyorum. Sonrasındaki konuşmalar ne düşmek bilmedi. Salladım destekledim, düşüyor gibi de. Tamam. Şimdi arkadaşlar, Eylül'ün sonunda demiştim ki ben parasal bir mevzu var. Evet, bu Ekim'de de devam ediyor bakın. Yani ama siz önünüzü görmekte zorlanıyorsunuz gibi. Sanki böyle o para mevzusu sizi biraz sıkacakmış gibi sanki. Yani şöyle söyleyebiliriz. Biraz darboğaz. Biraz darboğaz da değil bu ya arkadaşlar. Şöyle yapamayacağınızı sandığınız, tıkandım dediğiniz bir parasal mevzunuz var orada benim gördüğüm. Şimdi iş tarafında ama çok kısa bir süre. Bakın Eylül'den sonra önünüz açılır. En fazla Eylül-Ekim ayları gibi yani hani böyle kış ayları sizin adınıza çok aydınlık. Yani sonbahar, şöyle bir Eylül belki biraz Ekim'in başı ama sonrası çok aydınlık, amacına ulaşır o insan enerjisi alıyorum. Tıkandı sandığınız parasal mevzunuzun sonrası çok aydınlık. Aile tarafını inanılmaz ferahlatacak çünkü. Hani belki biraz mücadele edeceksiniz. Ama çok net bir şekilde bu mücadelenin sonunda kazanan taraf olursunuz. Özellikle ilişki tarafımızda bir ağaç görüyorum. Ben hep derim ağaç murada ermek demektir. Bu dileklerin varsa asarsın. Temennilerin gerçekleşecek demektir. Yani yükünüz biraz ağır arkadaşlar ama sonrası için özellikle Eylül'den sonrası sizin keyfinizin çok yerinde olduğu, dengelerin kurulduğu, yapamam dediğiniz şeyle ikilemde yaşadığınız ne varsa onun artık üstesinden geldiniz. Ha, yaşamış mısınız? Belki ayak oyunları yaşamışsınız. Belki yalanlar olmuş size karşı ama bunlar geçmişte kalıyor. Siz artık dersinizi çıkartmışsınız. Şimdi aşkla alakalı gördüğüm bir köklü bir ağaç var. Ağaç bir kere murada ermek demektir arkadaşlar. Yani ilişkinizde olmanız gereken yerdesiniz, olmanız gereken noktaya gelmişsiniz diyebilirim. Bunun dışında şöyle güzel de bir kalabalığa giriyor. Söz var, nişan var arkadaşlar. Ben sizi evlendiriyorum. Eğer ki siz değilseniz de evladınızdır bilemem ama sizin hanenizde güzel bir cemiyet kalabalığı var. Gülen yüzler var, öyle söyleyeyim. İkili ikili konuşan insanlar var. Evlilik tarafında, yani ağaç tarafınızda çok güzel bir ağaç çıktığını gördüğüm için diyorum ki murada erecek bu insan. İstediği kişiyle evlenir, istediği kişiyi. Sevdiğime vardım, sevdiğime geldim. Neyse bunun adı sizin de deyiminizce. Burada iki insan birbirini sevmiş, birbirleriyle olmak istemişler ve oluyorlar. Engel, herhangi bir sorun kalmıyor. İşle ilgili de şu düğüm dediğiniz noktayı çözerseniz işinizle de ilgili sıkıntı olmadığını göreceksiniz. Özellikle Ekim ayı sonrasında önünüzü çok aydınlık görmekteyim. Evlilikle ilgili bu arada Eylül-Ekim aylarında bir kalabalığın söz konusu. Söz, nişan, düğün, dernek, Ekim ayında düğün, dernek olur mu onu bilemem ama kalabalık isteme, tanışma, merasimi gibi bir kalabalığınız var ve güzel keyifli insanlar var. Şu düğümde hanenin ortasındaki o sıkıntıyı çok güzel bir şekilde aşmış. Yani sıkıntınızı geride bırakmışsınız şeklinde görmekteyim arkadaşlar. Şimdi öncelikle benim bugünlük falımın sonuna geldim. Benden bugünlük sadece bu kadar. Falın sonrasında ben sohbet etmeye devam etmekteyim. Bunu biliyorsunuz ki. Çünkü buralara kadar dinlediğinizi biliyorum arkadaşlar. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza herkes, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Selam bekliyorsunuz. Kucak dolusu selamlar, sevgiler. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruluyor. Buket'le Kahve Falı Instagram hesabından. Aşağıda bıraktığım bir telefon linki var. 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden bana ulaşım sağlamanız mümkün arkadaşlar. Falımın bitiminde ben sohbet etmeye devam etmekteyim. Buket Hanım çok pozitifsiniz diyorsunuz bana. İnanın tüm pozitif enerjimi ben sizlerden alıyorum arkadaşlar. İyi ki sizler de varsınız diyorum. Süreçten beri birlikteyiz. Çok uzun bir zaman oldu birlikte devam edeli. Gerçekten zor günleri geride bıraktığımıza inanıyorum. Şifalanarak inşallah sağlığımız yerindeyse de su yolunu bulacak dediğimizde de, demeyi öğrendiğimizde de inanmak istiyorum açıkçası. Önemli olan sağlık, su yolunu bulacak çünkü dert, tasa neyse artık sıkıntı yaşadığımız şey mutlaka bir kapı kapanır, bir kapı açılır arkadaşlar. Size buradan payınıza, insanoğlunun kendi payına düşen şeyin kesinlikle umut olduğuna inanıyorum. Yarınlarınızın umudunuzu yitirmeyin arkadaşlar. Bugün neler yaşadık, dün nelerle sınandık, kimleri yarın daha neler yaşanacak. O yüzden yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin diyorum sizlere. Bunun dışında bugün bize kötülük yapan kişiler canımız kanımız dediğimiz insanlar olabiliyorlar arkadaşlar. İnanın şöyle bir şey var çünkü. Yani bir insanın kalbine neler ektiyse etrafına, dünyasındaki kişilere onu sunabilir. Size bunu yapabilen herkese bunu yapabiliyor demektir zaten. Ama ben sen de yaşa gör bak demekten ziyade ilahi adalete çok güveniyorum, inanıyorum da. Yani bir de doğan negatif enerjisi döner dolaşır seni sevdiğini bulur diyorlar. Bu beni çok korkutuyor açıkçası. O yüzden de hep şey derim. Allah herkesin kalbinin ekmeğini yedirsin derim. Ki birinizin bile bu vesileyle, fal aracılığıyla, bu kanal aracılığıyla böyle bir dua etme şeklinde alışkanlığına vesile de olduysam ne mutlu bana açıkçası. Çok sevinirim gerçekten. Çünkü yaşattığın şey neyse yaşatmadan hani şey diyorlar, o duyguyu yaşamadan ölmezsin. Yaşattığın şeyi yaşamadan ölmezsin diye bir gerçek var arkadaşlar. O yüzden siz olun, ilahi adalete teslim edin ve arkanıza yaslanın, tecelli etmesini bekleyin. Bedduanın negatif enerjisine hiç bulaşmadan diyorum. Arkadaşlar sizlerle kalbinizle güzellikler ekin, her biri sizlerin olsun. Şimdi her falın sonunda 3 buket temennisi adı altında aslında. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin arkadaşlar. İnsanlar öfkeli, kime öfkeli, neye öfkeli belli değil. Ama herkes birbirine patlıyor. Artık bu çok insani duyguların ötesinde bir şey. Yaşadığımız dönemle alakalı olduğunu düşünüyorum. 7'den 70'e evet haklıyız. Ama hırçın olmak da bir çözüm yolu değil tabii ki de. O yüzden sağlığınıza dikkat edin. Sağlığınız ve psikolojik sağlığınız su yerini bulur. Yerindeyse sağlık. Su yerini bulacak yani. Sen ne yaparsan yap. İkinci olarak da yarınlarınızın umudunuzu yitirmeyin. Kapanan kapılarınız varsa dertlendiğiniz konularla ilgili mutlaka yenileri açılacaktır. O yüzden sadece bekleyin arkadaşlar sabırla. Umudunuzu yitirmeyin yarınlarınızdan. Mutlaka açılacaktır. Üçüncü olarak da diyorum ki herkes kalbinin ekmeğini yesin. Kalbinize güzellikler ekin. Her biri en yakın zamanda sizlerin olsun. Bedduadan uzakta durup hayırlı bir temennide bulunup gerçekten kalbinize güzellikler ekip her birini yaşamak belki de en mutlu hayat şeklidir diyorum. Falanın sonuna geldim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Sabahları saat 10'da, akşamları da saat 7'de 2 ayrı fal videosu yayına giriyor biliyorsunuz ki. Şimdilik bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Başta sağlıkla kalın arkadaşlar. Hepiniz hoşça kalın.